İtiraz 3. Ey bilim düşmanı yaratılışçılar, Google Scholar'a Evolution ya da evrim yazıp bakın. Evrimin kanıtı binlerce makale çıkar. Bunları nasıl inkar edersiniz? Cevap 3. Evet, bizce de Google Scholar'a Evolution yazıp bakınız. Ama lütfen bakmakla kalmayınız, o makaleleri okuyunuz. Kimin bilim düşmanı olduğunu, kimin bilimi katlettiğini iyi anlayınız. Evolution, evrim adı altında çıkan ama hepsi istisnasız, aslında evrim olmayan tür içi değişimleri anlatan binlerce makale çıkacak karşınıza. Bunları tarafsız, önyargısız şekilde inceleyiniz. Türden türe geçişe, yani gerçekten evrime tek bir bilimsel kanıt bulmaya çalışınız. Bulamazsınız. Çünkü böyle bir şey yok. Bu makalelerde istisnasız sadece evrim lehine zorlama yorumlar, subjektif şahsi çıkarımlar, hatta apaçık çarpıtmalar var. Hatta bu makaleler içinde bırakalım evrime tek bir kanıt olmasını. Tek bir makale dahi yoktur. Evet, bilimsel kanıt ayrıdır, bilimsel makale ayrıdır. Bilimsel kanıt piramidine göre bir makale ancak meta analiz veya sistematik derleme düzeyinde olmak zorundadır ki bilimsel kanıt olsun. Yani evrime bilimsel kanıt zaten ütopya. Evrimcilere kolaylık olsun, buyursunlar. Bize türden türe geçişe dair veri sunan tek bir makale göstersinler, biz de evrimci olalım. Ama gösteremezlerse onlar evrimden vazgeçecekler mi? Maalesef vazgeçmiyorlar. Bakınız, ne tek bir kanıt ne de tek bir makale gösteremezsiniz ve asla gösteremeyeceksiniz. Evrimci bilim adamı Alexander Oparin bu gerçeği şöyle itiraf etmiştir. Aradığımız şey eğer evrimin kanıtı ise onu hiçbir zaman bulamayacağız. Ancak maalesef buna rağmen evrim ideolojisinden vazgeçilmemektedir. Ve hala bilim bu yalana alet edilmektedir. Bir de evrimi reddedenler kasıtlı olarak ve organize biçimde aşağılanmakta, itibarsızlaştırılmaktadır. Pseudo-scientific, pseudo-science tabirleriyle imajları zedelenmektedir. Bu durumda evrimciler adına aslında bir utançtır, utanç olmalıdır. Çünkü bu hem ilmi düzeydeki çaresizliğin, hem de evrim inancının aşıladığı ahlaki seviyenin bir yansımasıdır. Hiçbir gerçekten bilimsel mesele bu derece bağnazca savunulmaz. Karşıt görüşler aşağılanmaz, onlara hakaret edilmez. Bu dahi evrimin bilimsel olmadığını, bir dogma ve ideoloji olduğunu ispat etmeye yeter. Nice yalanlara kapılarak evrim lehine ikna edilmek isteyenlere, bu şekilde kendini avutanlara, bilimi materyalist ideolojisine alet ederek nice gençlerimizi aldatan bu zihniyete binler yazıklar olsun. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.